daha ne çekti? Değil mi? Sevgili izleyiciler, Çankırı Demirciler Arastası'ndayız ve gördüğünüz üzere burada körükle kelle ütüleme işlemi yapılıyor. Ve bu işlemi şu anda canlı yayında sizlere göstermek geliyor. İstiyoruz. Bu tırnaklar çıkıyor değil mi? Tabii sıyrılacak. Şu anda körükte kelle ütüleme işlemi yapılıyor ve Çankırı Demirciler Arastası'ndayız. Koyun kelle. Evet. Çankırı'da soğuk demirci ustalarından birkaç kişi kaldı ve bir demirci ustasının dükkanındayız ve şu anda gördüğünüz üzere körükte kelle ütüleme işlemi yapılıyor. Evet, bir izleyicimiz kelle değil paça demiş. Ama burada kelle ütüleme diyoruz biz. Bakın kelleyi ben gösterdim. Şu anda kelle, tabii paça da var da şu anda koyun kellesi, gördüğünüz gibi bu burada körükte ütüleme işlemi yapılıyor. Neler çıkıyor? Çamgalı. Boşun mu? Ha, zerre var. Normal. Biliyor musun? Evet. Çamgalı. Başka yerde bilmez. Ercan Bey'i tanımıyor musun? Evet amca. Gazeteci. Sen burada ne işlem yapıyorsun? Anlatır mısın şu anda? Yayındayız şu anda. Seni dinliyor herkes. Kelle ütülüyoruz. Evet. Kelle çapımızı yapıyoruz. Yani bu kelle ütülendikten sonra bu restoranlar mı alıyorlar? Temizliyor, hanımlar temizliyor. Güzel kağıt gibi çıkar. Ondan sonra paça. Paça yapılır. Samursak, sirke. Evet. Özel paça yaparsak yiyecek. Anladım. Sen bunu restoranlar için yapıyorsun değil mi? Evet bu, evet. Eve yapılıyor. Eve mi yapılıyor? Evet. Kasaplar getiriyor mu? Getiriyor. Evet. Ayrıca kasaplara da yapıyormuş. Gördüğünüz gibi kelle paça, kelle ütüleme işlemi burada. Ocakta, körüklü ocakta. Kelle ocağa tutuluyor ve ardından kelle ütüleme işlemi, belki ilginç gelecek, bir demirci tezgahında kelle ütüleme işlemi yapılması. Çankırı'da yüzyıllardır demirciler arastasında bir iki tane kalmış esnaftan birisi ve burada şu anda gördüğünüz gibi soğuk körükte kelle ütüleme işlemi yapıyor, gördüğünüz gibi. Biz de burada sizlere canlı sunuyoruz. Türkü var ya, amanın kelle altın üstünü yerler. Evet, evet. Şu anda altın üstünü yerler. Evet. Ya türkülere de konu olmuş, evet. Bir olayı şu anda burada canlı yayında sizlere sunuyoruz. Bir demirci tezgahında, ocağında, körükte kelle ütüleme işlemi yapılıyor ve şu anda koyun başı bir çelik bir demire tutturulmuş şekilde körükte közleniyor şu anda ve bıçakla hafifçe közlenen kelle temizleniyor. Geçtiğimiz sene bir turist kafilesi yine gezerken buraya getirmiştim, yine bir kelle ütüleme işlemi vardı. Yine geçiyorduk, bir uğrayalım dedik. Yine aynı işleme denk gelmek de bizim açımızdan bir sürpriz oldu. Tempo Tur değerli İhsan abi ve arkadaşları da geldiklerinde bu işlemden çok etkilenmişlerdi. Çankırı'da yıllardır demirciler arastasında
Son kalan soğuk demir ustalarından birisinin dükkanındayız ve şu anda kelle ütüleme işlemi yapılıyor ve bu ütüleme işleminin ardından kelle paça çorba yapılıyor. Evet, koyun başı şu anda közlendi ve bir bıçak yardımıyla gördüğünüz gibi temizleniyor. Tabii bu işlemin demirciler arasında yapılması da ayrı bir ilişkik olarak dikkatlerden kaçmıyor. Bugün Çankırı oldukça soğuk olduğunu söylemek istiyorum. Çankırı'nın yüksek kesimlerine de kar yağdı. Oldukça soğuk bir hava var, kar havası var. Ve şu anda tabii biz burada çok sıcak bir ortamda da ısınıyoruz. Burası bize iyi geldi. Yayınımıza yeni katılanlar için tekrardan söylemek istiyorum. Şu anda Çankırı Demirciler Arastası'nda koyun başı ütüleme işlemi yapılıyor. Ve biz bunu burada canlı yayında sizlere sunuyoruz. Demirciler Arastası'nda ilginç bir işlem yapılıyor şu anda. Amca, isim soy isim neydi? Efendim? İsim soy isim? Necip Yiğit. Necip amcanın dükkanındayız. Necip Yiğit amcanın. Ve burada gördüğünüz gibi kelle paça için kelle ütüleniyor. Demirciler Arastası'nda Necip amcanın dükkanındayız. Hala burada demircilik eski sistemle yapılıyor. Evet. Gördüğünüz gibi hemen işte arkadaşlar, burası Çankırı Demirciler Arastası. Burada her türlü tarımda kullanılan aletler görüyorsunuz. Çapa, balta, kazma, her türlü gündelik işte kullanılan malzemeler üretilmeye devam ediliyor. Bunun yanı sıra bir demirci tezgahında kelle ütülemeyi de gördük ve bunu sizlere de canlı yayınımızda gösteriyoruz. Necip amcanın kasaplardan aldığımız kelle bu şekilde yapılıyor. Ütüleme işleminden sonra bıçak yardımıyla kazınıyor ve amanını kelle kelle, altını üstünü elle miydi? Yelle. Yelle, evet. Türkülere de konu olmuş bir olayı şu anda canlı yayında izliyorsunuz. Bir hafiften bir koku da geldi değil mi Kadir abi? Geldi. Kadir abiyle birlikteyiz. Bugün Kadir abi Ankara'dan misafirimiz. Merhaba. Çankırı'yı geziyoruz. Evet, Can Bey sağ olsun. Evet. Çankırı'nın tarihi mekanlarını gezdirdi. En son Demirciler Arastası'na geldik. Burada da ilginç bir olayla karşılaştık. Gelirken de anlatmıştı zaten. İhsan abi gördü, bayıldı demişti tempotun için. Aynı olayı biz şimdi yaşıyoruz. Onu size aktarıyor. Evet. Necip amcanın dükkanındayız ve şu anda ütüleme makinesiyle evet sevgili izleyiciler, kelle ütüleme olayı da böyle bir şey. Görmeyenleriniz, bilmeyenleriniz varsa ikinci kelleye başlıyoruz. Evet, ikinci kelle, birinci kelle burada ütülendi. Bir işlemden geçirildi. Burada görmüş olduğunuz körüklü ocakta işlem yapıldı. Yine bunlar da paçalar. Paçalar. Hani şöyle dönelim. Şu tarafa ben ışığa doğru döneyim. Evet. Hekimlerin özellikle en az haftada bir kere tüketin dediği meşhur paça çorbası. Evet. Bunun tırnakları falan temizleniyormuş.
İkinci kelle de şu an ütüleme işlemine başlandı. Gördüğünüz gibi körüklü ocakta kelle pişiriliyor mu diyelim, ne diyelim? Kelle kavruluyor mu? Ütüleniyor, evet. Anlatmakta, ifade etmekte de zorlanıyoruz. Yani bizim de ütülemesen evet. Temizlenmez. Her tarafı tüy olduğu için. Değil mi? Tüyler şey yapıyor zaten. Kolay kolay bir şekilde temizlenmiş oluyor bu şekilde. Yenmeyen uzuvlarını, kulağını falan zaten kesip evet. Atıyor. Tüylerini yani, de ütülüyor. Tüylerini ütülüyor. Bıçakla da onu sıyırdığı zaman tertemiz evet. Çıkmış oluyor. Aha burada da görmüş olduğunuz gibi. Ardından da bu evlerde, lokantalarda kelle paça çorbası yapılıyor. Afiyetle yeniyor. Kasaplar buraya getirip burada temizletiyor. Tabii ücretle tabii. Bunu temizlemek çok zahmetli bir şey. Görüyorsunuz işte. Necip amca uğraşıp duruyor. Biz buraya geleli 10 dakikayı geçti. Daha bir kelleyi anca temizledi. Zor, zahmetli bir iş. Esnafımız da bu arada bunun haricinde yani demircilik haricinde bu tarz işler de yaparaktan ekonomisini boş zamanlarında demek ki değerlendirmiş oluyor. Tezgahı boş kalmıyor. Recep amca kaç senedir yapıyor bu işi? 54 yıldır. 54 senedir. 54'te başlamış. 65. İlk sen mi başladın? İlk sen mi başladın? Babadan kalma mı? Babam eyvah. Evet. İlk kendi başlamış. Evet şu anda ütülenen kelle bıçak kardeşleriyle beraber. Bıçak marifetiyle. Aslen nerelisin? Ağlat köyü. Ağlatlı. Ağlat köyü. Merkez Ağlat köyü. Ha köy olarak. Tabii. Ben de bir Mehre Merkez Ağlat köyünden Necip amca 1954 yılından beri bu mesleği yaptığını söyledi. Evet, çıraklıktan başlayarak ustalığa kadar. Maliye bak, şeyden geldi bak. Evet, daha evet. Yani artık bu mesleğin duayenlerinden birisi, son temsilcilerinden de diyebiliriz. Çünkü artık böyle soğuk körüklü ocaklarda kalmadı. Şu anda buradaki demirciler alastasında da bu şekilde 2 ya da 3 tane ocak kaldı. Ben biliyorum daha önce Tütüncü ailesinin olduğu demirciler atölyesini de gezmiştim. Mesleğin son temsilcileri diyebiliriz bu şekildeki. Artık her şey fabrikasyona döndü günümüzde. El işi, alet, edevatların yapımı hem pahalandı hem zorlandı. Gördüğünüz gibi. Amca bu Zülfikar'ı sen mi yaptın? Evet. Kılıçtan tutun. Bak Zülfikar yaptı. Kesinlikle. Kılıçtan tutun. Herhalde yani her türlü alet burada herhalde. Gördüğünüz gibi her türlü alet edevat yapılabiliyor mevcut. Ama tabii fabrikasyon üretimle birlikte bu da yenik düştü diyebiliriz bu meslekte. El üretimi de azaldı. Çankırı'da demirciler arastasındayız ve şu anda Necip amcanın dükkanında kelle ütüleme işlemi yapılıyor. Ben biraz çay ikram edeyim. Zahmet olmasa... Yok, zahmet değil. Evet. Her zaman nerede bulacağım sizi? Gördüğünüz gibi hem misafirperver Necip amca bize çay söyleyecek. Necip'e 3 çay. Necip amca... Bu fabrikasyon ürünleri sizin şeyinizi baltaladı değil mi Necip amca? Efendim? Bu fabrikasyon üretimleri... Kendim yaptım. Sen kendin yapıyorsun da bu tarz aletlerin fabrikasyon hale dönüşmesi sizin işlerinizi düşürdü, zorlaştırdı değil tabii mi? Tabii yani. El sanatları bitti zaten. Kinden sanatları. Geliyor diyorlar. Kinden geliyor mu? Balta, küre... Dışarıdan şey. Geliyor ya. Evet. Yani el sanatları bitti diyor Necip amca. El sanatları bitti zaten. Biz de bittik, sonra bitti. Evet. Senden sonra yanında yok. Bu işi öğrenen kimse yok. Oğlum gelmiyor ki. Çırak gelmiyor değil mi? Kimse yok. Çocuğumu bu işi öğrensin diye yok. Ben burada yarımı çalışıyorum ha. Evet. Allah yardımcın olsun. Yok azami yok. Gördüğünüz gibi mesleğin bu sanatın son temsilcileri Necip amcanın dükkanındayız. Kama falan yapıyor mu kama?
Var mı elinde kama? Yok. Şey var mı? Yapan var mı buralarda? Numunesi var mı? Numunesi, örnek. Numune geçirsek yaparım diyorsun. Şurada müzede bir, var mesela bir tane. Uçakçı varsa gitti, Ankara'ya gitti. O yapıyordu. Evet, Çankırı'da Necip amcanın dükkanındayız ve el sanatlarının son ustalarından. Kendisinin de ifade ettiği gibi artık mesleğe rağbetin olmadığını, mesleğe gelenin gidenin olmadığını söyledi. Usta çırak bulamadığını söyledi. Bu böyle seymen kamaları var ya, böyle seymen falan. Kasasına gibi mi? Ya böyle bak. Gördüğünüz gibi buradaki bütün malzemeler Necip amcanın tezgahından çıkmış malzemeler. Kılıçtan tutun da her türlü tarımda kullanılan alete varıncaya kadar kazma, kürek, balta, tırmık, her türlü burada görmüş olduğunuz tezgahında yaptığı ürünleri görüyorsunuz. Bu boyda falan mı? Kılıç mı yoksa kama bu? Gördünüz arkadaşlar, burada kelle ütüleme işlemi yapılmış bir koyun başı görüyorsunuz. Aynı kasasöre gibi olur. Askeri kasasöre var ya. Çaylarımız geldi. Çaylarımız da geldi. Ercan Bey sen... Ben şekersiz, kaşıksız onları al. Al bu şekerleri, israf olmasın. Evet. Roman. Bu benim. Necip amcanın atölyesi, dükkanındayız. Bize çay ısmarladı, sağ olsun. Çok misafirperver. Çankırı insanı misafirperver. Şimdi de tırnakları çıkartıyor. Ben de bunu kasaplar uğraşıyor zannediyorum. Evet. Adamlar bir iş yapmıyormuş ya. Bak, evet, zahmeti Nuri amca çek. Necip amca. En zor ayak en diyor zor Necip ayak amca. Diyor, gördün mü? Bu arada kaç yaşındasın Necip amca? Yaş kaç? 78. Hay maşallah. Wow. 78 yaşında ve hala Necip amca çalışmaya devam ediyor ve aslında bu gençlere de örnek olacak. Evet. Müthiş bir şey. Ne yapalım ya? Necip amca 78 yaşında çalışıyor hala. Ama tabii paslayan demir iz tutmaz derler ya Necip amca. Evet. Çarık gibi çıktı bak. Çarık gibi çıktı gerçekten. Tırnak. Yoruldum, yani bu koyunun ayakkabısı diyebiliriz ya. Evet evet. Değil aynen mi? Bak. Aynı koyunun ayakkabı şeklinde. Aynı böyle şey gibi. Kesinlikle bak. Ayakkabı da diyebiliriz buna. Hey yavrum hey. Necip amca bunları tek tek çekişle döverek çıkartıyor. Bunları yakıyor mu amca? Necip yok, amca çöpe gidiyor. Çöpe gidiyor. Oldukça ilginç bir işlemle karşı karşıyayız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu Necip amcanın demirciler arasındaki dükkanındayız. Ve şu anda körüklü ocağında ütüleme işlemi yaptığı koyun başı ve ayaklarını çekiç yardımıyla tırnaklarını çıkartıyor. Zaten yapılmış koyun başı, burada bir işlem yapılmış da görüyorsunuz. Necip amca 78 yaşına rağmen çalışmasıyla da örnek bir kişi olarak dikkat çekiyor. Gördüğünüz burada asıl olan ürünlerin hepsi Necip amcanın elinden çıkmış el sanatı ürünler. Tabii fabrikasyon Çin mallarına bu meslekle yenik düştü. Mesleğin son temsilcilerinden Necip amca. 60 yıldır bu işle uğraşıyor. 1954 yılından beri Necip amca bu mesleği yaptığını söyledi kardeşleriyle birlikte. Kendisini takdirle karşılıyoruz. Kendisini gerçekten örnek bir insan olarak şu anda ütüleme işleminin ardından bıçakla şu anda temizliyor. Necip amca bunlar köpeklere takılan değil mi? Bunlar köpeklere takılan. Köpek boğamaz ki, canavar nerede? Evet Necip amca, sana da hayırlı işler diliyorlar izleyicilerimiz. Onu da buradan iletelim. Evet bu da tamamlandı.
işlemler bitmiş oldu. Ne yapacak acaba? Çankırı Demircileri Arastası'ndayız. Necip amcanın dükkanındayız. Necip amca burada demircilik mesleğinin son temsilcilerinden birisi. Şu anda koyun başı ütülemesi yapıyor. Koyun ütülemesi yapıyor. Bu ütülenen koyun başı ve ayakları daha sonra evlerde, restoranlarda paça, işkembe, çorba yapımında kullanılıyor. Çankırı'da soğuk demirciliğin son temsilcilerinden birisi Necip amca. 1954 yılında mesleğe başladı. Şu anda çırak bulamadığını, kendisi oğlunun dahi gelmediğini söyledi. Bu meslekte artık bitmekte olan mesleklerden birisi olarak söyleyebiliriz. Şimdi ne yapacağım? Şimdi ne yapacağım? Ocağa yanaşmaz o için kıl kalıyor. Burnu dağlayacağız. Şey, neresi? Burnu dağlayacak. Şimdi evet. Burnunu dağlayacak. Bu mesela o iki başı ayakta kaça yapıyor? Kurban bayramında kelleleri falan değerlendirsin işte millet. Evet. Mesela Çankırı'da oturan hemşerilerimiz Necip amcaya geldiğinde bu işlemi yaptırabilir. Kurban bayramında 20 liradan yapmış. Siz burada mısınız? Ankara'dan Kadir Bey misafirimiz. Ben Ankara'dan geldim. Ben burada gazeteciyim. Daha önce ben seninle geldim, röportaj yaptım, fotoğraf çekildik. Şurada dergi kapağı bastık hatırlarsan. Selami abinin oraya geldik, tütüncünün orada çekimler yaptık. Sakallar seninle sohbet zaten ettik. O zaman aradan tabii şey geçti. 8 yıl geçti. Burada hatta özel fotoğraf çekimleri yapmıştık. Belediye iş merkezine gel. Evet. Hatta resimler çekmişler orada. Şimdi hayvan başı, 4 ayak. 4 paça bir kelle 15 liraya yapmış. Evet, evet, evet. 2 tane 30 lira yani. Ama bayağı da uğraştırıyor. Bayağı, neredeyse 2 saat uğraşıyor yani. Evet, şimdi de dağlama işlemi yapılıyor arkadaşlar. Dağlamış. Gördüğünüz gibi. Evet. Necip amca şu anda kuzunun burnunu, ağzını dağlama işlemi yapıyor. Yani ateşin girmediği yerleri. Bu ütüleme işleminden sonra kuzunun derisi de kolayca temizlenmiş oluyor. Daha sonra bu kuzu ve ayaklar kelle paça yapımında çorbada kullanılıyor. Gördüğünüz gibi. Buradan başka bir şeyler yapıyor. Ne yapıyor be? Seni tutuyor. Ne? Onun kellesi tutuyor. Amca! Emir yapıyor mu? Evet, yayınımızı burada bitiriyoruz şimdilik. Demir. Bütün izleyicilerimize iyi günler diliyoruz.